Evet, sanırım başladı. Murat'tan yayındayız mesajı geldi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yaklaşık 1,5 ay sonra tekrar birlikte bir arada olacağız. Önce kontrollerimi yapmama izin verirseniz, şu an ben kendimi görmem gerekiyor. Sizlerin yazdıklarını da görmem için. Evet. Tamam. Sizin yazdıklarınızı ve kendimi şeyden göreceğim, cep telefonundan. İlk 5 dakika böyle kısa bir sohbet yapabiliriz. Ülkü selamlar, Orhun selamlar. Bugünle ilgili aslında kafamda çok net bir şey oluşmadı. Geçen yaptığımız program ilgi gördü ve benzerini yapalım gibi bir durum ortaya çıktı ama ben de yine benzer şeylerden bahsetmek istemiyorum. Ama yine de bazı geçen yayınımızda anlatmadığımız bazı yerlerin üstüne fazla dururuz. Hızlı geçtiğimiz yerler vardı. Ve hiç bahsetmediğimiz bazı konular vardı. Onları biraz açabiliriz. Sizler de eğer bugünkü programımızda merak ettiğiniz şeyler varsa şimdiden yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar ve repertuarımızda varsa bugün için koşullarda el veriyorsa sizlere canlı yayında göstermeye çalışayım. Merhaba Serhat, Meral merhaba, Övül selamlar, Feyyaz Bey merhabalar, selamlar Hüseyin Aldırmaz. Evet, şimdi bugün Ürgüp'ten selamlar Nihat, sana da selamlar. Bugün yine Kamera Raw üzerinde olacağız. Kamera Raw üzerinde hamlelerimizle fotoğrafı nasıl istediğimiz bir hale getireceğiz. Onlarla ilgili konuşacağız. Onur selamlar, Nazan selamlar. Evet, bu selamlaşmadan sonra ben aslında şey bekliyorum. Bugün ne dair beklenti içeren sorular bekliyorum aslında. Çünkü aralarda sizlerden soru alıp öyle devam etmek istiyorum. Evet, merhabalar devam ediyor. Nazan selamlar, Serhat, Alper, Onur. Herkese kucak dolu sevgiler diyelim. Ve isterseniz yayınımıza geçelim. Ben yine mesajlarınızı telefondan takip ediyor olacağım. Fakat bilgisayar ekranına geçiyoruz şimdi. Buradan devam edeceğiz. Bunu küçültelim. Evet, bugün şöyle bir 10'a yakın fotoğraf ayarladım. Hangileri üzerinde dururuz bilmiyorum. Manzara var. Makro diyebileceğimiz fotoğraflar var. Portre fotoğrafı var. Bir iki de öyle yerel yaşam fotoğrafı var. Onlar üzerine gideriz. İrfan Güney selamlar. Evet Güney, uzun süredir fotoğrafa çıkmıyorum. Fotoğraflarınızı özledik diyor Güney. Haklısın. Çok zaman geçti. Bilmiyorum ama yani birçoğumuzun modu düştü. Hani çıkma olanağım olduğu zamanlarda bile psikolojik olarak o şeye bir türlü geçemiyorum, o eşiğe. Umarım bunu atlatabiliriz. O yüzden fotoğraflarda bekliyor. Ülkü, fotoğraflarınızdaki renkleri anlatabilir misiniz demiş. Yaparken üzerinden geçeriz. Murat Topal, Kamera Raw süper demiş. Haklısın. Luminar 4 kullanmadım Serhat. Hiç denemedim bile. Muhtemelen işlerinizi çözecektir o programda. Önceki yayında kör üzerinde fazla durmadık. Mümkünse bugün detaylandırabilir miyiz? Tabii ki Emre. Üzerinden geçebiliriz. İzzet Bey selamlar. Evet, manzara fotoğrafçılığına da selamlar diyelim. Ve bir fotoğrafla olayımıza başlayalım. Bunu geçelim. Bunu portreye zamanımız kalırsa bunun üzerinden de konuşacağız. Evet, fotoğrafımız bu. Telefonu ben buraya koyayım. Evet, bu benim yaptığım hali. Bir fotoğrafı daha önce yapmışsanız ve kaydetmişseniz, kaydetmekten kastım geçen programda da bahsetmiştim. İşlemi tamamlamak, yani kaydetmek için özel bir çaba sarf etmenize gerek yok. Buraya basmanız yeterli.
Sev imaj demeniz de yeterli. Fotoğraf kendisini artık bu şekliyle kabul ediyor ve her açtığınızda en son yaptığınız ayarları getiriyor. Aslında bu ciddi bir avantaj sağlıyor size. Eğer ki o gün çektiğiniz aynı klasörlerin içerisinde sadece bu fotoğrafa işlem yaptınız ve diğerlerine yapmadıysanız, bunu açıp üzerinde çok küçük bir müdahale yapıp, örneğin eksi ya da artı şöyle tekrar yerine de çekebilirsiniz. Sonra dan dedikten sonra rastgele bir fotoğraf açıp onun üzerine bu son ayarları geçirebilirsiniz. Deneyelim mesela. Bir tane şöyle bir fotoğrafımız var. Bu fotoğrafı ben yine birkaç sene öncesinde muhtemelen editlemişim. Ve böyle bir sonuca gelmiş. Orijinal haline bakalım. Orijinal hali bu. RAW hali bu. Üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış hali. Evet, program yayında kayıtlı kalacak. Sonradan da yavaş yavaş durdurarak da izleyebilirsiniz. İşlem yaptığım hali bu. Şimdi bununla ilgili çok küçük bir ayar yapıyormuş gibi yapıp kapatıyorum. O gün çekilmiş ama işlem yapılmamış bir fotoğraf. Gelip buraya, şuraya tıklayarak en son ayarı buna uygula seçeneği. Uyguluyorum. Orada yapılanı buraya uyguluyor. Peki neden oradaki gibi aynı durmadı bu fotoğraf? Ona da şöyle hızlıca bir tekrardan hatırlamaya çalışalım. Buradan göstermiyor ön izlemeden. Çünkü lokal ayarlarımız vardı. Onları uygulamadığımız zaman fotoğraf böyle gözükecektir. Sorun değil ama zaten değerli olan kısmını aldık biz. Lokal ayarlarla fotoğrafı toparlayacağız. Orada ne vardı? Bir önceki fotoğrafı hatırlarsanız bulutlar biraz daha koyuydu. Gölün rengi biraz değişikti ve etrafını saran bir vinyet etkisi vardı. Evet. Hangi program? Evet, bu arada bu programın ismi, ben tabii ki herkes bazı şeyleri biliyor gibi bazen hızlı anlatıyorum ama yeni başlayanlar için de bazı noktaları izah etmem gerekiyor. Eğer bir fotoğrafı RAW çekmişseniz, fotoğrafa bastığınızda açmak için sizi zaten Photoshop'ta böyle bir ekran karşılıyor. Ve sadece RAW'dan ayar yapacağınız zaman, ki benim tercihimde, tavsiyem de o yönde, başka Photoshop'la ilgili bir yeri açmanıza ve bir yeri bilmenize gerek kalmıyor. Yani Photoshop'la diyebilirsiniz bu çıkan ekrana. Kamera RAW'da diyebilirsiniz. İkisi de kabul. O halde geriye kalan işlemleri yapmak dışında bir işimiz kalmıyor. Kısaca yapacağım. Ben zaten burada önceki bir ayarı buraya adapte etmekle ilgili bir örnek gösteriyorum. Ama şuraları da hızlıca koyultalım. Bir önceki fotoğrafa biraz benzetmek amacıyla daha ince halini de birazdan gösteririm. Onun etrafı biraz vinyetti vesaireydi gibi. Tabii ki bu kadar basit değil. Birkaç ayar daha yapmak gerekiyor. Gölün rengini de değiştirmemiz gerekiyor. İsterseniz sıfırdan başlayalım. Fotoğrafı açtık. Ekranı biraz büyüteyim ben. Evet, yayın kanalda kalacak. Selamlar. Instagram'da sizinle takip etmiş, sizinle sohbet etmiştik diyor. Hatırlamaya çalışayım ama şu an zor. Evet. Şimdi tekrar. Peki bu ayar nasıl bir ayar? O anki işte modumla yaptığım bir ayar. Yani öyle çok formüllerin üzerinde durmuyorum. Elbette belli başlı yönelimlerim var ama böyle milimetrik ton anlayışım yok. Hani bir ayarım olsun, onu tüm fotoğraflarda kullanayım gibi bir prensibim yok. Sebebi şu: bir tona hapsetmek insanın tercihlerini değiştirebiliyor. Çünkü zamanla bazı fotoğrafların bazı tonlarla işbirliği içinde olmadığını göreceksiniz. İyi anlaşmadığını görüyorsunuz. Ve fotoğrafın en baskın yönlerinden biri diyebileceğimiz bir unsur varsa, o da
Yani sadece ton değil. Fotoğrafın birçok bileşeni aslında kendi içinde hem baskın hem baskın değil. Ayarlardan birini çok fazla verdiğiniz zaman, fotoğrafı ayağa kaldırdığınız zaman elbette güçlü bir yanı oluyor ama bunu sadece ton üzerinden götürmek çok doğru gelmiyor bana. Çünkü sadece o tonda çalışan kadrajlara yöneliyorsunuz. O tonda çalışan işte arka bokehiniz böyle çok flu fotoğraflarda iyi ton oluyorsa sadece öyle çekmeye başlıyorsunuz. Bu da insanı daraltmaya başlıyor. Hani bir zaman benim de hoşuma giderdi. Bir galeriyi gördüğünüz zaman bütün tonların birbirine yakın olması. Bunu hani iyi bir şey, üslup, işte bir insanın bir tarzı varmış gibi bir algıya doğru çekerdim ama sonraları bunun pek de doğru olmadığını düşünmeye başladım. Her fotoğrafın hikayesi ayrı olabilir. Her fotoğrafın moodu farklıdır. Ve zaman değişiyor, insan değişiyor, düşünceler değişiyor. O yüzden sadece bir tona takılı kalıp bütün fotoğrafları o tona doğru çekiştirmenin bence bir anlamı yok. Bu bir zamandan sonra sıkıcı bir halde almaya başlıyor. Okey. Şimdi hızlıca isterseniz sonradan kaydedildiğinde ayarlara bakmanız için hızlıca hangi ayarlar yapılmış tek tek menüleri gösteriyorum. Sonradan bu ayarları uygulayacağınız bir manzara fotoğrafı denk gelebilir. Burada bu şu fazla gitmiş. Şunu şöyle yapalım. Evet. Ayarlar bu. Bunları yaptıktan sonra siz de fotoğrafın şeklini buna sokabilirsiniz. Ama tabii ki bu haliyle fotoğraf henüz ayağa kalkmış değil. Çünkü lokal ayarları yapmayınca fotoğraf biraz sönük kalıyor. Tam olarak oturmuş olmuyor. Bu yüzden elimize fırçayı alıyoruz. Fırça kısa yolu K. Şuradaki bütün parametreleri sıfırlıyoruz. Herhangi bir tuşa basarak. Artı ya da eksiye basarak. Oraları koyultacağımı bildiğim için exposure ayarını biraz düşürüyorum. Fırça boyutumu ayarlıyorum en aşağıda. Size yeterli olabilir. Genelde feeder en yüksek ayarda kalıyor. Diğer ayarlarım da bu şekilde. Şimdi burada auto mask denilen bir şey vardı. Tuttuğunuz yerde otomatik olarak yapıyor bazı şeyleri. Kenarları göstereceğim. Şimdi auto mask'le beklentimiz beyaz üzerinde koyultma işlemi yaptığım için açık alanlar üzerinde dağın olduğu yere gitmemesi, sınırda kalması. Şu an bunu biraz gerçekleştirebildik. Fakat çok fazla verdiğim için şurada böyle bir hat oluştu. O yüzden ayarımı biraz çekiyorum. Daha sonra kontrastını arttırıyorum oraya verdiğim ayarları. Bu arada sizler tabii ki fırça boyutunu küçülterek şuralara daha küçük çalışarak hassas çalışarak çalışma yapabilirsiniz. Ama ben genel olarak çok böyle küçük küçük işlemeler yapmıyorum. Sebebi şu, çok küçük ayarlara girdiğiniz zaman da orada izlerin oluşması da muhtemel. Aşırı derecede git gel yaptığınız zaman orada iz oluşuyor. Hamle sayısı çünkü çoğalıyor. Her hamle bir iz demek ve birbirini takip etmeyen izler ve şiddette böyle bir haritalanma oluşabiliyor. O yüzden mümkünse birkaç fırça darbesiyle yapmak istediğiniz şeyi yapmanız. Hani bazen ince çalışmak çok daha iyi sonuçlar alacağımızı zannettirebilir ama genel deneyimim olarak bu tarz bulut seçmedir, başka bir yere hızlıca açıp koyutmadır gibi durumlarda elinizden geldiği kadar bunu birkaç hamlede yapmaya çalışın. Ben zaten ilk yaptığımda da öyle bir alışkanlıkla fırçayı çalmıştım.
Evet, Tuğba, ben de hep bunu savunmuştum dedi ama ben o kadar şey söyledim ki hangisini savundunuz? Onu bir daha hatırlatırsanız. Evet, şuradaki hemen sorulara bir bakacağım, devam edeceğiz. Murat Topar, RAW formatı çekiyorsa makineniz kesinlikle RAW çekmelisiniz. Çünkü RAW dijital fotoğrafa dahildir. Eksikleri çok güzel tamamlıyor. Kesinlikle haklısın Murat. Aynı fikirdeyiz. Diyaframın üst köşelerindeki küçük üçgenlerdeki renklerle ilgili bilgi verebilir misiniz? Diyaframın üst köşelerindeki küçük üçgenler. Sanırım burayı bahsediyorsun. Bunu geçen programda bahsetmiştim. Eğer mümkünse Fujifilm'in sayfasında en altlara doğru yine benim yayınım vardı. Orada bu sorunun cevabı var. Monitörde sRGB veya Adobe RGB'nin öneminden bahseder misiniz? Teşekkür eder. İyi yayınlar dilerim demiş Ufuk. Ufuk, renk yönetimi başlı başına bir iş. Hani bunu birçok defa kendim yani profesyonel bir iş olarak da fotoğrafçılığı yaptığımız için orada reklam fotoğrafçılığında da monitördür, renk profilleridir, daha hassas sonuçlar yaptığı için. Orada bir takım kalibrasyon ayarları yapıyoruz ama kendi amatör fotoğrafçılık serüvenimde böyle aşırı derecede renk profilleridir, hassas farklılıklar. Oralarda çok takılmıyorum. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Fotoğrafı Adobe RGB'yi çekip, hani ben yapıyor muyum? Çoğu zaman takılmıyorum. Yaptığımı da zannetmiyorum son zamanlarda. Yani en yüksek renk profilinden en düşeye doğru gitmek mantıklı. Kamerada Adobe RGB'yi çekip, sonrasında yayınlarken bunu Adobe sRGB'ye çevirmek mantıklı. Çünkü çoğu telefon veya işte şeyler Android telefonlar şeyi desteklemiyor. RGB'yi desteklemiyor. O yüzden çektiğiniz fotoğrafın diğer kullanıcılar tarafından iyi gözükmesini istiyorsanız tercihim Adobe sRGB'de kalmanız. Evet, devam edelim. Burada ne yapmıştık? Evet, burada kontrast arttırmıştık. Bir tavsiye de şuradan vereyim. Böyle bir yeri seçtiniz ve daha dramatik olmasını istiyorsanız Clarity seçeneğini arttırabilirsiniz. Hafif Dehaze'i arttırabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra benzer işlemi şununla yaptığınız zaman aynı ayarlar saklı kalmak kaydıyla üzerinden bir kez daha geçtiğiniz zaman oradaki tonları geri getirebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz fotoğrafı ilk çektiğimiz veya ilk buraya açtığım halindeki oradaki beyaz doku yani küçük tonlar gitmişti, sadece beyaz kalmıştı. Bunu geri getirmek biraz zor. Tek işlemle bazen gelmeyebiliyor. Üzerine böyle biraz önce yaptığımız gibi hem fırça hem bu veya aynı anda peş peşe iki fırça, peş peşe iki tane bu ayardan yaptığınız zaman oradaki koyuluğu, atmosferi tekrardan çağırabiliyorsunuz. Bunun olmadığını varsayalım. Böyle. Ama biz bunun böyle olmasını sağlamak için alt tarafta da yine o dediğim gibi dalgalı hali vermek için fırçadan istifade ettik. Sadece bunu çekmiş olsaydık yine şöyle bir düz bir akış olacaktı. Evet, biraz yine fotoğraf koyu olacaktı ama buradaki gibi dalgalı, dramatik bir etki olmayacaktı. Evet, şimdilik devam edelim böyle. Bu arada bunu yaptıktan sonra şuralara da işlem uygulayacağız. Buradayım, gradient'teyim. Yakın yerleri de biraz koyu yapıyoruz, bir derinlik vermek için. Yine yakın yerlerin daha net olması beklenen bir şey. Bu yüzden clarity. Bu artık keyfinize kalmış. Tekstürden de yapabilirsiniz. Yani maksadımız buradaki dokuları biraz ayağa kaldırıyoruz. Evet, bundaydık. Fark ediliyor mu bilmiyorum ama küçük kaldığı diye biraz yaklaştırayım istedim. Evet. Fazla da vermemek lazım. Çünkü bu dokuyla ilgili menüler fotoğrafı çabuk bozabiliyor. Ümit selamlar.
Ömer Faruk Bey, Curves ayarlarındaki tercihim. Okey, birazdan konuşalım, üzerine bahsedeyim. Evet, bu haline baktığımız zaman fotoğrafın biraz açık olduğunu görüyorum. Biraz koyultuyorum. Curves seçeneğine bakıyorum. Curves'tan kontrası biraz arttırıyorum. Şimdi gelelim göle. Gölün rengini değiştirebilir miyiz diye bakalım. Burada işimize yarayacak şey tam olarak aslında auto mask. Daha küçük bir fırça. Renginin değişip değişmediğini kontrol etmek için white balance'ı düşüreceğim. Evet. Kenarlara gidip gitmediğini kontrol ediyorum. Biraz küçülteyim. Şurada da kasıtlı olarak hata yaptım. Şimdi o hatamızı düzeltelim. Buradaydım. Bununla yapmıştım. İlk başladığımız şu. Tekrar buna gelip tıklamamız gerekiyor. Bu yaptığımız lokal ayarla ilgili işlem yapmak istiyorsak, yani bu kadar alanı fırçayla boyadık. Fakat yanlış yaptık ya da fazla boyadık. Orayı gelip şurada en üstte erase ile sileceğiz. Silmek için yine fırça boyutumuzu ayarlamamız gerekiyor. Kabaca siliyorum. Silerken de yine auto mask yapabilirsiniz. Bu defa da dıştan içe girmesini engelleyebilirsiniz. Bakalım %100 yapabilmiş miyiz? Evet, yaklaşık olarak yapmışız. Şimdi tabii bakacağız. Tekrar orayla ilgili işlem yapmak için her defasında gelip basıyorum. Biz bunun rengini sadece şeyden değiştirmiştik. Renk sıcaklığından. Hemen altında tint ayarı var. Oradan da uygun bir ayar tercih edebilirsiniz. Saturation değerini arttırıp azaltabilirsiniz ama yani bu kadar çapraz durumlara gitmeye zaten gerek yok. Şu iki ayarla böyle basit renk değişikliklerini doğal sınırlar içerisinde yapabiliyorsunuz. Yani yaptığımız şey zaten white balance. O da fotoğrafın doğal sınırlar içerisinde. Yani hangi renk hangi ısıda nasıl gözükecek gibi. Böyle absürt renkler vermiş olmuyorsunuz. Tabii ki ayarları fazlaca sağa sola çekmemek kaydıyla. Evet Ömer Ali, burası bol karlar. Evet. Şimdi fotoğrafa tekrar baktığımda şurada size göstereyim diye bayağı bir fazla bir koyuluk yaptığımı fark ettim. Çok fazla. Üstelik biraz da mavi. Mavisi de fazla. Gelip şeyle white balance'a biraz artabilirim. Evet. Buradaki hatamız, bu fotoğraftaki hatamız şurası. Buradaki seçimde kaba bir işlem uyguladığımız için ve hızlı, aceleci olduğumuz için burayı silmeye çalışalım Erase'de. Yani en güzel tarafı bu. Bu lokal ayarların. Sonrasında gelip işlemi dengeleyebiliyorsunuz. Evet, en azından o şeyi kaybettim. Oradaki izi. Ama bu defa da diğer taraftan açık kalan bir durum söz konusu. Orayı dengelemeye çalışalım. Et işareti saklı kaldığı zaman zaten o fırçayı devam ettir anlamına geliyor. Şuradan biraz büyütmeye çalışayım. Büyütemedim, o yüzden mecbur.
Evet, burası bu kadar diyelim. Şurada bir açıklık var. Burayı koyultarak belki dengeleyebiliriz. Fotoğraf bu iki taraftaki böyle bir soluk ve montaj hissi uyandıran bir durum söz konusu. Belki burayı biraz koyulaştırdığımız zaman yeni bir fırça ediniyorum. Evet, biraz fazla oldu gibi koyuluğu. Şöyle yapalım. Evet, hala orada bir şu hatamız gördüğünüz gibi bu seçimle ilgili hatalar. Sizler de böyle şeyler yapmayın çalışırken. Ben şu an mouse olmadığı için elimde tık tık yani yaklaştırıp geriye itip bu noktaları halledebiliyorum ama şu an her zoom in zoom out yaptığımda menüden çıkmam gerekiyor. Ama konuyu anladığınızı umuyorum. Hataları gösteriyorum. Buranın açık olması yani içten dışa giderken dıştan içe giderken bir hata yaptık. Buraların da koyu olması. Bu tür hatalar fotoğrafta montaj etkisi hissi vereceği için acemi gözükeceği için küçük halinde elbette belli olmayacaktır şöyle bir kadrajda. Ama tavsiyem buralara biraz daha bilinçli çalışmanız diyeyim. Şöyle de yapabilirsiniz bir tercih olarak. Her zaman böyle sınır çizgisi eşliğinde bir ambiyans, atmosfer yaratmanıza gerek yok. Sadece fotoğrafın bu kısmını da koyu tutarak bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Evet, hemen sorulara bir bakalım. Burası Avusor değil, burası Bolkar. Toroslarda. Ümit selamlar, İlyas selamlar, Hüseyin Salış İzmir'e selamlar. Hüseyin demiş ki, hocam düzenlemeyle fotoğraf mükemmel olmuyor. Öncelikle çekilen fotoğraf da iyi olmalı. Tabii ki. Ama bunun tersi durumlarda mümkün. Bazen yani el avuca gelmeyecek bir fotoğraf bu tarz tekniklerle ayağa da kaldırılabiliyor. Ama mesele zaten bir fotoğrafı ayağa kaldırmak değil. Mesele bir yorumda bulunmak, bir tercihte bulunmak. Yani fotoğrafın asıl öyküsü oralarda saklı zaten. Bir fotoğrafı neden çektiğinizle ilgili serüven tamamen sizle ilgili. Rastlantısal bir fotoğraf çekmişsiniz, onun farkında değilsiniz. Aa, bunu sonradan kurtarabilir miyim? Bunu bir fotoğraf haline getirebilir miyim demek zaten doğru bir soru değil. Doğru sonuçlar elde edildiğinde bile çıkan sonuçta size ait olmayacağı için yine dediğinde haklısın. Fotoğraf ilk halinde sizin istediğiniz formata yakın olmalı. Ali Topu selamlar. Ömer Faruk Bey'in sorusu. Curves'ta nelere dikkat edebiliriz? Evet, Curves'tan kastımız şurası. Burası evrensel bir ayar aslında. Bunu birçok yerde görebilirsiniz. Renk kişiyle ilgili birçok cep telefonunda küçük fotoğraf programlarında, matbaada, başka başka renkli ilgili yerlerde bir kalibrasyon, bir renk seçeneği olarak Curves yani eğriler karşımıza çıkabilir. İsterseniz bunu diğer fotoğrafta yapalım. Şimdilik bu fotoğrafla şeyimiz bu kadar olsun. Anlatacaklarımız. Aklımızda kalması gereken şey brush'taki seçimler, seçimleri daha sonradan revize etmeler, silmeler. Bunlar aklımızda kalsa yeridir. Lokal yerlerin rengini değiştirmek istediğimizde, aslında rengini değiştirmek demeyelim, yeni yaptığınız tona adapte etmek diyelim, ton anlayışınıza. Çünkü bir şeyleri değiştiriyorsunuz ve bir şeyler değiştikten sonra bazı şeyler abes kalabiliyor. Onları da tekrar diğer yörüngeye almanız gerekebiliyor. Bunlar hep böyle düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu gölün rengini değiştireceğim diye çok pembe bir hale de getirdiğim zaman bir anlamı
kalmayacaktır böyle ya da mor yaptığımız zaman. Bunun eliniz götürür zaten sizi, sınırlarını bulduğunuz zaman zaten durursunuz. Cancel dediğiniz zaman bu işlemler hepsi silinecek. Biz o yüzden done diyoruz. Tekrar açtığımızda fotoğrafı öyle açmış olacağız. Evet. Şunu sıfırlayalım. Öncelikle bu ayarları kontrol alıp kendi fotoğraflarınızda uygulamak istiyorsanız hızlıca neler olduğunu göstereceğim. Ayarları daha sonradan kendi fotoğraflarınıza uygulayabilirsiniz. Evet, pek bir ayar yapmamışız. İşi kolay çözmüşüz. Muhtemelen lokal işlerle bir şeyler yapmışız. Evet. Şimdi bu fotoğrafı sıfırlıyoruz. Fotoğrafı sıfırlamak için sıfırlamadan önce bunu kaydedelim. Snapshot dediğimiz yani ara kayıt al. Ara kayıt alıyorum. Kamera raw defaults dediğimiz zaman fotoğrafın ilk çekilmiş haline geliyoruz. Çekilmiş halinde bizi böyle bir görüntü bekliyor. Çanakkale'ye selamlar Ertan. İzmir'e selamlar. Evet, şimdi böyle bir fotoğraf çektiğinizde ne yapmanız gerektiği ile ilgili kafanızda bir istikamet olmalı. Tam anlamıyla bir istikamet yoksa bile beğendiğiniz ve beğenmediğiniz şeyler arasındaki fluluk yani gri alanlarınız az olmalı ton işinde. Örneğin bu kahverengiyi böyle mi görmek istiyorsun? Bu maviyi böyle mi görmek istiyorsun? Bulutları bu kadar silik mi görmek istiyorsun? Renkli mi görmek istiyorsun? Yani iki tarafta bir şeyler olmalı ki o sizi bir taraflara doğru götürsün. Yoksa üzerinde oynayarak hani bir yerlere rastlantısal olarak gitmek mümkün. Ama yine bu da çok doğru bir yöntem değil biraz önceki anlattığım sebeplerden dolayı. Şu basic ayarlar, bütün ayarları üzerine inşa ettiğiniz aslında zemin kat olarak düşünün. Burada her ne yapıyorsanız sonradan yapacağınız işlemler bunun üzerine kuruluyor. O yüzden ben de burayı açabildiğim kadar açıyorum. Fotoğrafı açmak demek yani esnetmek. Kontrast durumunu almak gerekiyor ve bunu yapmak için shadow'u arttırıyorsun, highlights'ı düşürüyorsun. Kaybettiğin kontrastı whites ve blacks'ten biraz kazanıyorsun tekrar. Yani beyaz arttırıyorsun, siyahı düşürüyorsun. Evet, zeminim artık daha sağlam diyerek üzerine inşa etmeye çalışıyorsun. Curves'ı anlatacağım demiştim. Curves'te iki seçenek çıkıyor. Parametrik seçenek. Burada nokta koymanıza izin açık alanları, koyu alanları seçmenizi sağlıyor. Yani ben diğerini daha çok öğrendiğim ve uyguladığım için bunu pek kullanmıyorum. Kullanabilirsiniz ama elinizi şunu da geliştirirseniz daha çok seçenek yaratabilirsiniz. Tercih ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Yani bu eğriyi çok kullanırım. Aslında yaptığımız şey bir bakıma kontrast vermek. Verdikten sonra şurayı da biraz fade etkisini almak için yukarı doğru kaldırmak. Fade etkisi nedir? Aslında siyahları açmaya çalışmak demek. Siyahları açtığınız zaman böyle boz bir görüntü oluşuyor. Ama biz bu boz etkinin verdiği hafif
şimdi ne de diyelim ona, hafif böyle pustan zaten istifade ediyoruz. Curves'da burada kalalım. Sonra baskın, tonda baskınlığı sağlayan split ton denilen yer, yani açık ve koyu tonların ne olması gerektiği ile ilgili menümüz. Burada yapacağımız ayarlar diğer şeyleri etkilediği için tavsiyem burayı biraz daha erken yapmak. Şimdi burada zaten yönelim şöyle oluyor. Tamamen aynı renkleri de verebilirsiniz. Hem açık hem koyu alana sadece sarıları verebilirsiniz. Sadece mavileri verebilirsiniz. Sadece yeşilleri verebilirsiniz. Ya da tersini verebilirsiniz. Yani bir yere yeşil verdiyseniz onun tersi olan kırmızı renkle şey yapmanız, kombin etmeniz gerekebilir. Bu bir şart değil tabii ki ama sizi yönlendiriyor aslında. Hani burada çok seçenek varmış gibi gözükse de birbirinin zıttı renkler üzerinden gittiğiniz zaman işiniz kolaylaşıyor. En çok kullanılan zıt renkler sinemada daha çok tabii ki mavi, turkuaz tonları ve sarı tonları. Biz de yine oradan gidelim. Evet, böyle kalsın. Sonra HSN Adjustment menüsü. Burası tamamen aslında sizin bundan sonraki fotoğraflarınızı da etkileyecek yer. Kalbi diyebilirim. Yani buraya hakim olursanız şu üçüne bu işin birçok kısmını kurtarmış oluyorsunuz aslında. Fotoğrafta ne vermek istiyorsun, ne almak istiyorsun, buradan çok rahat yapabilirsin. Aslında çok da karmaşık bir durumu yok. Mavileri azaltmak istediğimde tek hareketle aşağı çekiyorum ve maviler gidiyor. Benim fotoğrafımda yaklaşık olarak oluşmaya başlıyor zaten. Şimdi bu fotoğrafta olmayan renkler var mesela. Tutup onlarla ilgili bir kombin yapmaya gerek yok. Örneğin bu fotoğrafta mavi var, turuncu var. Şimdi demek ki bu fotoğrafta üzerinde duracağım, hamle yapacağım renkler genellikle baskın olarak iki tane. Bu iki rengin saturation değerini, yani renk değerinin ne kadar olduğunu buradan, ışıklılık değerini, parlaklık değerini ise buradan, pardon, ayarlıyorum. Renk çemberinden o rengin, pardon, şuradan mavide nasıl gözükeceğini tercih ediyorum. Evet, aslında bu kadar yeterli. Daha sonra gradient ayarıyla lokal bir ayar yapacağız. Evet, burada da bir doğru yok. Yani burası artık sizin ama Dehaze'in bulutları sertleştirdiğini bilmenizi isterim. Buradan da gösteriyorum bunu. Clarity de biraz dokuları belirgin yapıyor. Evet. Geçelim ana ayarlarımıza. Fotoğrafı biraz daha koyultmak istiyorum ve maviyi biraz daha azaltmak istiyorum aslında. Şurada maviyi ben neredeyse sıfıra yakın çekmek istiyorum. Biraz önce yaptığım split tonu tekrar gözden geçiriyorum. Bu arada siz de sürekli gözden geçirmek durumundasınız. Tüm ayarları geriye doğru. İlk yaptığınız ayarlarda yani o an aslında istersiniz. Yani şurayı böyle görmek istemezsiniz gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz. Her defasında geriye dönüp "Aa, bu fotoğrafı çok açmışım, çok koyutmuşum" diye tekrar tekrar işlem yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bunlar gayet doğal. Evet, sarı yaptım. Turkuaz hali. Sanırım ben bu fotoğrafı ilk yaptığımda sarıdan gitmiştim galiba.
Sarı ton. İkisi de sarı gibiydi ilk hali. Şu biraz sertleştirdi gibi fotoğrafı. Evet, white balance'ı bir kontrol etmek istiyorum. Çok. Tint ayarı. Evet, tint biraz kısık kalsın. Saturation fazla. Biz bunu unuttuk biraz. Kısık vermek gerekir. Ya bu turkuazlık pek hoşuma gitmedi işin aslı. Yani ben yine bunu sarı tonlarda görmek istiyorum bu fotoğraf için. Her ikisi de sarı. Fotoğraf çok sarı olursa white balance'tan bu sarılığı kırmaya çalışacağım. Evet. Ha, bu. Şimdi diğeri de bir sonuçtu. Aslında fena da bir sonuç değildi. Ama benim istediğim bir şey değildi. Yani istediğim yere sizle birlikte sesli düşünerek ulaştım. Yani mavilik hoşuma gitmedi. Gökyüzündeki mavilik. Onu çektim. Daha önce şuradan turkuaz renk vermiştim. Yakışacağını düşünerek, olacağını düşünerek. Olmadığını daha sonra fark ettim. Geri çektim. İkisini sarıya çektim. Bu defa da fotoğraf çok sarı durdu. Bu sarılığı da kırmak için başta verdiğim white balance'ı biraz düşürdüm. Bir ara renkleri yaparken renklerin çok canlı olduğunu fark ettim. Saturation'ı düşürdüm. Şöyle bir tik de atabiliriz bu fotoğrafa. Şunu alıp, şu shape, radial filter olarak geçiyor ismi. Şunları yine sıfırlayalım. Herhangi bir artı ya da eksiye basarak. Şöyle bir ince lokal bir ışık efekti verebilirsiniz. Tabi bunu abartmayacaksınız. Hani bunu böyle verdiğiniz zaman olmaz tabii ki. Ne olabilir? Şöyle hafif. Whites da verebilirsiniz bunu belki. Whites. Bir bakalım. Abartmayın demişim ama sanki ben abartmışım biraz. Onu biraz kısalım. Kısmayıp şöyle de yapabilirsiniz. Yani şu çemberin şeyini arttırınca geçiş şeyi daha yumuşak olacağı için biraz önceki o bir keskin bir şey vardı, hat vardı. Onu kaybetmiş olacağız şimdi. Evet, fena değil. Biraz daha kontrast istiyor fotoğraf. Kontrast şuradan verelim. Evet. Bir bakalım. Bunu ara kayıt. Yani şu çok kullanacağınız bir şey değil. Ben sadece yayın yaparken kullanılan bir şey bu. O yüzden üzerinde durmayacağım. Evet, fotoğrafı bu halde bu hale getirdik. Çok da fazla bir şey yapmadık aslında. Gitmek istediğimiz yer yaklaşık böyle bir yerde ve buraya gelmiş olduk. Siz de benzer atmosferde, nereden kastım ne olabilir bir bakalım. Gökyüzünüzün böyle olduğu, kahverengi tonlardan oluşan bir yeryüzünün olduğu bir fotoğrafta biraz önce tek tek şu ayarlara girip benzerini, aynısını yaparak benzer bir sonuca ulaşabilirsiniz. Zaten yayın kayıtlı halde kalacak. Üzerinde sizler şey yapabilirsiniz. Durdurup ileri sararak, geri sararak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bunu da done diyelim. Bitirelim. Ömer Ali, hocam nötr ayarında çekilen karenin işleme esnasında avantaj sağladığını düşünüyor musunuz? Evet, kesinlikle Ömer Ali. Ömer Ali'nin demek istediği şu. Sanırım doğru anladıysam. Fotoğrafı çekerken fotoğraf makinesinden böyle abartılı ayarlar vermemek. Kontrast sıfırda. Zaten RAW çekilince bunların hiçbir önemi kalmıyor ama yine de gözümüzü alıştırmak için söyleyelim. Hani JPEG ayarlarım da benim şeydir. Makinede çekerken en düşük ayarlardadır.
Çünkü ona makinenin tanımladığı bir renk profilini atamak istemiyorum o anda. Çünkü sonradan rengi vereceğimi bildiğim için beni de yanıltsın istemiyorum oradaki renkler. Bu anlamda JPEG'den yapacağınız ayarlar, sonucunuz JPEG olarak alacaksanız önemli. Fakat RAW çektiğinizde makineden yaptığınız ayarların hiçbir önemi yok. Sadece o anki göz alışkanlığınızı bozmaması için bir renk tercihinde bulunabilirsiniz. Evet, şimdi bir tane de portremi yapsak. Evet Murat, teşekkürler. O fotoğraf güzel bir fotoğraf demiş. Şimdi biraz önce en son yaptığımız ton bu fotoğrafa olur mu? Bir de ona bakalım. Hani boş bir arazide duran bir kız çocuğunun yaptığımız biraz önceki ton buraya geçtiği zaman ne olacak dedik ama neredeydi o bizim fotoğraf? Tabii biz ayarları şöyle alalım. Evet, biraz önceki ton bu fotoğrafta böyle oldu. Hemen bakıyoruz nasıl durdu. Koyu durdu. Fotoğrafı açınca tonlar oturur mu? Oturmadı. Neden oturmadı? Kuzunun kulakları açık. Yüz biraz kızarmış. Muhtemelen şu whites ile ilgili. Whites'ı kızdığımız zaman bu parlaklıklar gitti. Biraz da şuradaki durum da bunu. Yani açık yerler açtığınız zaman o aşırı gürültülü bir fotoğraf oluşuyor. Böyle her yer bağırmaya başlıyor. Bunu istemiyoruz. Sadece aktörümüz bağırsın istiyoruz. Arka planın flu şey sessiz kalmasını istiyoruz. Biraz önceki ton ilk açtığımızda bu fotoğrafa olur mu dediğimizde ilk başta hiç öyle bir izlenim vermedi. Hatta kötü durdu. Fotoğrafı biraz kızarttı. Ama ne olduğunu takip edince fotoğrafı biraz daha dengelemeye başladık. Şimdi ne var peki? Fotoğraf aşırı sıcak. Bu aşırı sıcaklığın sebebi ne olabilir? Bir white balance olabilir. İki, şurada verdiğimiz sarı ayarlar olabilir. Bunları bir sıfıra çekelim. Evet, fotoğraf biraz daha o üzerine sarı atılmış tattan uzaklaştı. Her renk kendi içinde renk olmaya başladı. Evet, buradaki sarılıkları aldık. Ama ne yapabiliriz? Bu defa koyu yerlere o turkuaz rengi ya da yeşil hafif mavinin farklı tonlarına doğru gidebiliriz. Sarıyı açık yerlere hafif verebiliriz. Şurayı biraz arttırmaya çalışalım. Vinyet verebiliriz. Hızlıca yapıyorum. Geçen yayında bahsettim. Fotoğrafı biraz yumuşak, içe doğru bir derinlik oluşturuyor. Kısaca vinyet dediğimiz etki. Fotoğraf hala biraz koyu duruyor. Ama bu şöyle de olabilir. Bu koyuluk belki ideal. Yüzünü veya kıyafetini biraz seçerek fırça yardımıyla biraz açabiliriz belki. Deneyelim. Hızlıca. Evet. Aslında ben fotoğrafları böyle açıyorum. Orta kısmında yoğun, yani bir vücudu ele alalım. Orta kısmında yoğun işlem. Kenarlara çok fazla gitmiyor elim. Dediğim gibi çok ince hassas ayarları tercih etmiyorum bu tarz fotoğrafları yaparken. Yani buluta örneğin bir işlem yapacak olsam
Bir ayar belirliyorum. Bu bulutlar gerçi fena değil. Size'ını ayarlayalım. Yani yaptığım işlem bu. Bir hamlede orayı koyutmak istiyorsam koyutuyorum. Yani tek tek küçük küçük gitmek bu fotoğrafı çok yaralı hale getirir. Evet, şimdi bakalım. Yüz tonu çok kızarık. Bana öyle geliyor. Gitmem gereken yer sizce neresi? Yani buradaki yüz tonunu nasıl halledebilirim? Bunun yanıtını sizden bekliyorum. Oraya yazarsanız sizin dediğiniz yöntemi uygulayacağım. Bu arada ben de bir iki sohbete katılayım. Orta format çekilince süper esneklik sağlıyor. Detaylar inanılmaz. Evet Kemal, kesinlikle öyle. Hem full frame kullanmış hem APS-C sensör kullanmış biri olarak ne zaman ki orta formatla doğada fotoğraf çekmeye başladım. Bütün ayarım alt üst oldu. Bütün dengem. Yani bugün sizlere bile fotoğraf örnekleri göstermek isterken elim hep şeye gidiyor. Orta formatta çekilmiş fotoğraflar üzerinden bir şeyler anlatmaya gidiyor. Çünkü neden? Orta formatta çekilen bir fotoğrafta esneklik çok fazla. Bir yeri koyutmak istediğiniz zaman hemen bozulmuyor. Açmak istediğiniz zaman hemen bozulmuyor. Maalesef küçük sensörlü makinelerin işlem hacmi, dinamik aralığı biraz daha az olduğu için size fazla tolerans vermiyor. Ama bu da yanlış anlaşılmasın. Sanki hani fotoğraflar üzerinde bu dediklerim yapılmazmış gibi algılanmasın. Bunlar yapılır, hatta bunlardan daha fazlası yapılır. Bu dediğimiz şeyler çok uç sonuçlar için, yani uç kazanımlar için. Gökyüzü patlamıştır, onu tekrar orta formatta çağırmanız mümkünken APS-C sensörde bu biraz daha zor. Arthur Arturovich, Moskovalı Fuji'lerden selamlar. Merhabalar Arthur. Portre ve konunuz dahilinde ise bir de siyah beyaz işleme yapmanızı rica ederiz. Saygılar. Bir tane siyah beyazım var ama bugün sizlere göstermek için değil ama ben kendim beğendiğim bir siyah beyaz vardı. Siyah beyaz da iddialı değilim ama birkaç hoşuma gidip öyle kaydetmiştim. O ayarı size gösterebilirim. Murat Topal dört yerden olur, fırça kolay demiş. Serhat Karslı Hu'dan olur demiş. Evet, Hu'dan olur. White Balance'tan olur. White Balance'tan yapmanız için ne yapmanız gerekiyor? Yüzü seçmeniz gerekiyor. Bu biraz zahmetli. Şuradan olur. Renkler üzerinde bastığınız yere aşağı yukarı mouse'u oynattığınızda o renk hangi tonlar nerede varsa oraları değiştiriyor. Yüzüne dokundum. Yüzü bakın şuradan da zaten şu sağ taraftan hangi renkse orası değişiyor. Demek ki bir yüz renginde hani orange ve red renkleri var. Bu bilgiyi de alıp bir tarafımızda tutuyoruz. Bundan sonra herhangi bir fotoğrafta tonlama yaparken yüz rengini değiştirmek bizim için artık daha kolay olacaktır. Evet, buradan olur. Ömer Faruk'tan bir belgesel fotoğrafçılıkta da tercih edilen bir renk profili var mıdır? Daha dingin ve daha sade renk profili gibi. Belgesel fotoğrafçılık birkaç defa eğitimine katıldım ama ben belgesel fotoğrafçı değilim. Özcan Yurdalan hocam vardır. Buradan kulaklarını çınlatıyorum. Türkiye'nin önde gelen belgesel fotoğrafçılarından. Onlardan hatırladığım kadarıyla böyle çok baskın renk tonları yoktu. Fotoğrafı çok manipüle edecek renk tonlarına çok girilmiyordu. Muhtemelen tercih edilen, geçmişten gelen Kodak'ın, Fuji'nin belli filmlerini kullanan belgeselcilerin muhtemel tercihleri vardır. Ama şu an benim sınırlarımın dışında. O yüzden belgeselciler daha iyi cevap verecektir. Amasya, selamlar Fatih. Evet, son bir fotoğraf daha üzerinden gidelim. Bize ekstra bilgi katacağını düşündüğüm bir fotoğraf açmaya çalışacağım. Ön izlemesi gözükmüyor. Neymiş bakalım.
Bakacağım renk değerleri. Evet, yakın sayılır. Şu fotoğrafa elim gidiyor ama. Evet, bu arada bir soruya baktım. Kamera Raw Light Sinan Altındağ'dan bir soru. Kamera Raw Lightroom programındaki Fuji sorunu çözüldü mü? Sensör yapısının farklılığından dolayı artefakt oluşuyordu. Kurtçuk görünümü diyor. Son hallerinde hiç kontrol etmedim ama dediğiniz sorunu ben de yaşıyordum. Özellikle Photoshop'ta. Bir kontrol edeyim ama Fuji'den bizi dinleyen kişiler varsa bu soruya cevap verebilirler. Son hali ne oldu? İnanın bilmiyorum. Evet, bu fotoğrafta şöyle yapalım. Hızlıca. Koyultalım. Açalım. Evet, bu fotoğrafta da elimizde yaklaşık 3 renk var. Yeşil, kırmızı ve mavi diyelim. Oralara bir gidelim. Maviyi arttırdığımız zaman böyle. Koyulttuğumuz zaman gri bir hal alıyor. Şimdilik burada kalsın. Yeşili düşürelim. Kırmızı. Orange renkler. Evet, kırmızı da kalsın. Curves'a gelelim. Curves'tan bir kontrast ışık ayarı verelim. Bu arada Curves üzerinde duracağız demiştik. Curves'ta bütün renklerin tonunu ayarladığınız gibi RGB olarak gözüküyor. Her renge girip ışıklılık değeriyle, ton değerleriyle oynayabiliyorsunuz. Örneğin red kanalına girdiğim zaman aşağı yukarı, yani koyu alanlardaki kırmızı gibi düşünmeyeceğiz artık burada aslında. Bir fotoğrafı 3 renk meydana getiriyor. Red, green, blue. Red'i arttırdığınız zaman hani sadece yeşiller artmıyor, kırmızılar artmıyor. Bir karışıma kırmızı dökerseniz daha fazla nasıl fotoğrafın dokusu, o şeyin dokusu değişiyorsa öyle bir etkisi oluyor. Buradan sınırsız ton elde etmek mümkün Curves'tan. Çok hassas, çok ince. İçine girdiğiniz zaman kaybolmanız muhtemelen bir durum var. Red, green, blue. Aslında 3 tane renk var. Açığı, koyusu, birbiriyle olan etkileşimi ve buradan bir şey yapmak, kombin tutturabilmek, bir ton adapte etmek bayağı bir deneyim istiyor. Yapabilirsiniz? Eğer buralara girmek istiyorsanız şu ayarları başlangıç olarak kullanabilirsiniz. Yani S çizgisini, çizgiyi S haline getirebilirsiniz. Birine yaptığınız zaman muhtemelen diğerlerine yapmanız da farklı sonuçlar verecektir. R'de gelelim tekrar. Evet, vintage renkler, eski nostaljik renkler, eski filmleri simüle eden renk benzetimlerini, özellikle Visco firmasının yaptığı birçok renk profili Curves'lardan elde ediliyor. Bu da bir yönelim aslında. Şey yapabilirsiniz, firmaların renk profillerini edinip
Hangi ayarları nerede kullanmışlar, nerelere çekmişler? Bunlar size ipuçları verecektir. Ben onları çok inceledim. Visco var. Bazı şu an renk profili satan çeşitli popüler yerler var ama bunlar çok değişti ve sayısı arttı. Son zamanlarda takip edemiyorum. Evet, yönelimlerden biri bu olabilir dedik. Ama şimdi Curves'tan göstereyim derken ayarlar kaçtı gitti benim aklımdaki. Noktacıkları tekrar kaybetmek için uğraşacağız. Tutup sürüklüyoruz bu şekilde köşeye doğru. Evet, bir soru vardı. Saturation map kullanıyor musunuz? Örnekleyebilir misiniz? Kullanmıyorum. Camera Raw Lightroom programına. Evet. Şu an için bu soruna cevap verdim. Gerilerde bir şey var mı? Evet, devam edelim. Ben bu fotoğrafı sıfırlamak istiyorum. Curves ayarları biraz fotoğrafın şeyini bozdu. Evet, başta çıkarken rengi biraz kısabiliriz. Genelde ben kısarak gidiyorum demiştim. Dehaze'i biraz düşürebiliriz. Daha yumuşak geçişler elde etmek için. Evet, buradaki 3 rengimiz var demiştik ana. Yeşili düşürelim demiştik, etkisini görelim. Evet. Şimdi gelelim bu renklerin değişimine. Green'i değiştirmek için Hue'yu kullanıyoruz ve böyle bir sonuç olabilir. Bunu burada bırakalım. Şimdi şunu fazla verdiğiniz zaman luminance ayarını şöyle hani geçiş yerlerinde bir tatsızlık meydana geliyor. Fotoğrafınızda bir hata oluştuysa bu ayarı fazla vermiş olabilirsiniz. Büyütüp kontrol edin. Yani şöyle renkler tutam tutam gözüküyor. Yani böyle eriyerek, dağılarak gitmiyor ama böyle blok blok duruyor. Bunun sebebi luminans ayarlarının aşırıya kaçmış olması. Video edit yaparken de, video tonlaması yaparken de bizi yanıltacak şeylerden bir tanesi ya daha doğrusu hani fazla hassas değil şey değil toleransı yok. Bunları fazla kenara çekemiyoruz. Bunları biraz artı 10, artı 15, artı 20 gibi ama artı 50'ler, 50'den sonrası biraz fotoğrafı yorabiliyor. Selamlar Samet, İzmir'e selamlar. Bugün İzmir'den gidiyoruz. İzmir'den çok takipçimiz var. Evet, buradan renklerimizi verelim. Hızlıca devam ediyorum. White Balance'a tekrar gelme isteği oluştu. Üst tarafta bir denge için yani alt taraf koyu üst taraf orayı neden koyuttum? Fotoğraf ikiye ayrılmış gibi. Zaten kadrajı da tam ortadan ufuk çizgisi tam ortada duruyor. Fotoğraf iki ayrı parçayken bunu tek parçaya akıcı bir fotoğraf elde etmek için üst tarafı biraz koyutmak istedim.
Evet, bu fotoğrafta bu kadar. Çok fazla gördüğünüz gibi bir şey yapmadık. Fotoğrafta hangi renklerin olduğunu bildikten sonra ve renk sayısını düşürerek fotoğraf çekmek. Renk sayısını eğer düşürememişsek fotoğraf çekerken bunu sonradan tonla düşürmek en akıllıcı yaklaşımlardan biri olabilir. Önerim bu yönde olacaktır. Buna belki küçük bir crop. Çünkü fotoğrafın ortadan ikiye ayrılmış olması hoşuma gitmedi. Şurada bir beyazlık var. Mesela bu rahatsız ederse sizi, bunu buradan düzeltmek zor. Photoshop'un içine girmek gerekebilir. Uğraşırsanız burada da vardı ama şunlardan hangisiydi? Hiç kullanmadığım için geçen programda da yanılmıştım. Şu. Deneyelim. Hiç denemedim ama sizle birlikte deneyeceğim. Yani orayı seçip oraya farklı bir yerden bir karışım yaratıyoruz. Ama gördüğünüz gibi başaramadım. Daha fazla seçeyim. Yani biraz oldu gibi ama. Yani bir yer seçiyorsunuz, ona referans orayı silip başka yerden bir doku kaynaştırmak istiyorsunuz. Böyle bir şey eklemişler. Küçük şeyler için etkili. Burada biraz dağınık olmuş ama muhtemelen daha hassas çalışsam daha iyi sonuçlar alacaktım. RAW üzerinde çalıştığımız için küçük şeyler varsa buradan yapabilirsiniz. Ama daha hassas şeyler varsa Photoshop'un içine girmekte fayda var. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadar. Kamera RAW konusu yani herkesin kendine göre anlatabileceği bir şey. Bugün sizlere kamera RAW'ı anlatmadım zaten. Ben fotoğraflarda ne yapıyorum, nasıl bir adım atıyorum. Biraz sesli düşünerek Yozgat'tan selamlar Murat. Evet, Yozgat'a selamlar. Sesli düşünerek yol haritamı sizlere aktarmış oldum. Fotoğrafta biraz deneyim kazanmış birçok kişiden muhtemel kendi tercihlerini, kendi seçeneklerini öğrenebileceksiniz. Ve bu anlamda derin derya bitmeyen bir şey. Benim ton anlayışımı özetleyen bir iki hafta geçirmiş olduk. Bundan 1,5 ay önce ve bu hafta diyelim. Bir sonraki programda muhtemelen video editle ilgili bir renk talebi var. Öyle şeyler gelmişti. Video edit tonlama üzerine bir şeyler yapabileceğiz. Burada bir şeyler oluyor. Kamera RAW'dan Smart Object olarak Photoshop'ta açmadınız hocam. Photoshop'u açınca artık RAW özelliğini kaybeder. Yani JPEG olmaz mı hocam? Evet, ben Photoshop, tabii Photoshop'u açınca Smart olarak şuradan Smart Object'i seçip Photoshop'un içine açtığınız zaman belli işlemlere izin veriyor. Ama o verdiği izinlerden burada yapabileceğiniz şeylere denk geliyor. Tercih etmiyorum. O tür işlemleri yapmak istediğiniz zaman zaten stamp'tir bir şeydir. Direkt convert edip tekrar JPEG'e dönüştürüyor. Ben teşekkür ederim herkese. Sevgiler diyelim. Ahmet Erdilek, aynen çok farklı seçenek mevcut. Bu kullanıcının kendisine kalmış bir durum. Başarılar. Evet, kesinlikle haklısınız. Evet, fotoğraflarınızı Capture One Pro ile editlerseniz daha iyi sonuçlar almaz mısınız hocam? Kullanıyorsanız bir de onunla ilgili bir canlı yayın yapsanız. Muhtemelen daha iyi sonuçlar alacağım durumlar da oluşabilir. Capture One'ı profesyonel hayatımızda kullanıyoruz. Ama böyle çok detaylı bir şekilde kullandığımızı söyleyemem. Daha çok işte Adobe firması endüstriyel bazı standartlar geliştirdiği için ve birçok kişide de ortak bir dil haline geldiği için bunlar üzerinden gidiyoruz. Ama Capture One gibi bazı firmalarda artık biraz önce bir arkadaş bahsetti, Luminar gibi değişik edit, RAW edit programları var.
Muhtemelen oradan da iyi sonuçlar almak mümkün. Capture One'dan daha iyi sonuçlar aldığını söyleyen birçok arkadaşım mevcut. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler diyelim. Program kayıtlı olarak kalacak. Daha sonrasında tekrar istifade edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.